Sunar. Bu sabah güneş, yıllardır topraklarında savaş yaşanmamış, Kommagene heykellerinin üzerine doğuyor. Huzur ve barışı fısıldarcasına. Her köşesinde binlerce yıllık mirası barındıran, gizemli ve ihtişamlı tarihi yapılarıyla hayranlık uyandıran, muhteşem bir medeniyetin izlerini keşfetmeye hazır mısınız? Günün ilk ışıklarıyla beliren heykeller, binlerce yıldır tüm azametiyle etrafı süzüyor. Verimli sulak arazileri ve ovalarıyla, bünyesinde çeşitli bitki ve canlıları barındıran, tarihin her döneminde insanların yaşamayı tercih ettikleri önemli kültür ve medeniyetler beşiği, Adıyaman. Paleolitik ve Neolitik dönemden kalma Palanlı Mağarası'nı, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar pek çok farklı eser ve kalıntıyı bir arada görebileceğiniz ender şehirlerden biridir Adıyaman. UNESCO'nun bu eserleri neden Dünya Mirası listesine dahil ettiğini izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. 42 bin yıllık eşsiz tarihiyle geçmişe saygı duruştur Adıyaman. Anıtsal tarihin en güzel örneği olan Kommagene Krallığı'nın insanlığa armağanı, ihtişamlı tanrı ve kral heykelleriyle tüm dünyanın ilgi odağı olan Nemrut Dağı, her yıl ağırladığı konuklarıyla ülke turizmine renk katmaktadır. ...2206 metre yükseklikte eşsiz gün doğumu. Nemrut Dağı'nı ziyaret edenler, antik kente ait en önemli kalıntılardan biri olan Herkül'ün kendisini Tanrı katında gören 1. Antiyokos'la tokalaşmasının tasvir edildiği 10 ton ağırlığa sahip kabartmayı görebilir. 1. Antiyokos ve Herkül tasviri, zamana meydan okuyan, ölümsüzlüğü hedefleyen bir eser ve binlerce yıllık bir serüven. Nemrut'a yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan ve geçmişe yüksek bir tepeden bakan ve eşsiz ova manzarasına sahip eski Kahta Kalesi,
tüm ihtişamıyla tarihe meydan okuyor. Üç önemli medeniyetin izlerini taşıyan bu kale, Komagenililer döneminde yazlık başkent olan Arsemia ile birlikte önemli bir idare merkezi olarak inşa edilmiş, Romalılar döneminde geliştirilerek konumu devam ettirilmiştir. Kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkanlar, ibadet mekanları ve geniş odalar bulunmaktadır. Eski Kahta Kalesi'nin batısında ve yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ve adeta yıllara meydan okumuş devasa bir köprü karşımıza çıkmaktadır. Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak bilinen bu köprü, muhteşem bir kanyona akan çayın iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir. Köprü, Roma İmparatoru Septimius Severus'un emriyle o tarihte Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Cendere Köprüsü, Antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneğidir. Cendere Köprüsü'nün yapımından sonra Roma döneminde değişik zamanlarda onarım gördüğü köprünün korkuluk kısmında yer alan yazıtlardan anlaşılmaktadır. Cendere Köprüsü'nden sonra uzanan dik yokuş çıkıldığında 10 kilometre mesafe sonrasında yine buram buram tarih kokan Karakuş Tümülüsü karşımıza çıkmaktadır. Tümülüsün üzeri çay taşlarının yığılmasıyla oluşmuştur. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal heykelinden dolayı yöre halkı tarafından Karakuş olarak anılmış ve literatüre bu isimle girmiştir. Çok mu bunaldınız? Bu zamana ait hissetmiyor musunuz kendinizi? Gelin sizinle geçmişten günümüze uzanan Perre Antik Kenti'ne bir yolculuk yapalım. Antik Perre Kenti'nin kuruluşu kaynaklara göre Helenistik döneme kadar uzanmaktadır. Pirin köyünün yakınındaki Karadağ'ın yamaçları üzerine yayılan bu nekropolde 208 adet kaya mezarı bulunmaktadır ve bu mezarlar kayalara oyularak yapılmıştır. Tüm bu özellikleriyle Antik Perre kenti tarih sahnesinde önemli bir yer tutar. Perre Antik Kent'in üst kısımlarında bulunan ve Roma dönemine ait mozaik, tarih ve sanatsallığın bütünleştiği bir görsel şölen sunmaktadır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'teki nekropol alanında 2009 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkan bu 155 metrekarelik dev mozaik, ana kaya oyularak yapılmıştır. Mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, olta, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna figürleri bulunmaktadır. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise altıgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bugüne kadar bölgede bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor. Adıyaman'ın da kendine has bir dokusu vardır. Tıpkı diğer şehirlerde olduğu gibi. Evliya Çelebi'nin hayran kaldığım dediği yerdir bu topraklar. Adıyaman'ın tarihi zenginlikleri yapılan her araştırmada yeni ve ilginç özellikleri gözler önüne sermektedir. Son yapılan araştırmalarda ortaya çıkan Kızıldağ üzerine dikili taş adıyla bilinen Roma dönemine ait bir anıt mezar bulunmaktadır.
Güneydoğu'nun incisi olan bu şehir, Roma dönemine ait o esrarengiz duruşuyla bize merhaba diyen Kızılın Köprüsü'ne de ev sahipliği yapar. Memluklulardan kalan Ulu Cami ve Hasan Bey Hamamı da bölgenin önemli eserleri arasında yerini alır. Sunar. Efendim çekirdeğim. Çocuklar Mahmut Hoca. Ben tüccar değilim. Eğitimciyim.